Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bugün saat 9'da Habertürk Televizyonu canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplıyordu ve oradan biz şunu öğrendik ki bursluk sınavının tarihi ertelendi. Biliyorsunuz ki bursluk sınavı 25 Nisan'da yapılacaktı. Sınava çok bir zamanımız kalmamıştı. 20 günlük bir zamanımız vardı ve biz bugün itibariyle bursluk sınavının ileri bir tarihe ertelendiğini Milliyetin Bakanımızdan duyduk. Ancak henüz kesin tarih belli değil. Hemen akıllara şu soru geldi. Hocam bursluk sınavı madem ertelendi LGS ne olur? LGS sınavı da ertelenir mi? Arkadaşlar bununla ilgili bakanımız bir açıklama yapmadı. Ancak önümüzdeki günlerde eğer bir gelişme olursa yine bakanlık tarafından da duyurunun yapılacağını biliyoruz. Çünkü geçen sene biz bu durumu yaşadık. Aynı durum geçen sene de söz konusu oldu ve bakanlık sınav tarihini bir iki hafta geriye atmıştı, ertelemişti. Onu da çok önceden duyurmuştu zaten. Şu an için LGS sınavında herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. LGS sınavı 6 Haziran'da yapılacak ancak bakalım durum neler olacak. Biliyorsunuz ki vaka sayıları her gün artıyor. Bununla ilgili Pazartesi günü kabine toplantısı yapılacak ve eğitimle ilgili de önemli kararların alınacağını, alınacağını biliyoruz. Belki de okullarımız tamamen bu sezon için kapanacak. Bunu da bekliyoruz arkadaşlar. Böyle bir beklenti de var toplumda. LGS ile ilgili de bir karar alınırsa zaten resmi açıklama yapılır ancak şu anda sınavın ertelenmesi falan söz konusu değil. Siz LGS'nin 6 Haziran'da yapılacakmış gibi çalışmanız gerekiyor. Ama şunu tekrar vurgulayalım. 25 Nisan tarihinde yapılacak bursluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi. Net bir tarih açıklanmadı. Sadece açıklamada ileri bir tarihe ertelendiği söylendi. Geçen seneki de buna benziyordu. Nisan'da yapılacaktı. Eylül'de yapıldı. Bu seneki de Eylül ayına falan sarkabilir. Ama henüz bir netlik yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün yine bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Maalesef pandemi döneminde bu son dakika gelişmelerine hepimiz birden alıştık ama neler olacağını tahmin edemiyoruz. İnşallah bundan sonra pandemi hızlı bir şekilde kalkar da hepimiz sağlıklı bir şekilde hayatımıza ve okullarımıza dönebiliriz. Bundan sonra da bu tarz gelişmeler oldukça bu kanal aracılığıyla öğrenebileceksiniz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.